Fizik konularına devam etmeden önce yine kullanacağımız bir matematiksel bir aracı daha tanımlayalım. Referans sistemleri. Şimdi sonraki konularımızda referans sistemlerini sık sık kullanacağız. Öncelikle bir neyi kastettiğimizi tam olarak bir tanımlayalım. Şimdiye kadar yaptığımız konuları takip ettiyseniz neler yaptık? Hep işte parçacığın konumunu, belli bir yerde duran bir parçacığımız, top oldu, tren oldu, araba oldu. Bunun konumunu hep belirlediğimizi varsaydık. Konumunun bileşenlerini belirlemek için de ne yaptık? İşte öncelikle eksenlerimizi seçtik. X, Y ve Z olası bir tercih. Sonra belli bir noktada bir nesnemiz varsa o nesneden bu eksenlere dik çizgiler çizdik. Ve o dik çizgilerin eksenleri kestiği noktanın o eksen üzerindeki konumu da bize o parçacığımızın o yöndeki bileşenini verdi. Bunu şöyle de değiştirebiliriz bu yaptığımız işi. Yine X, Y, Z eksenlerini belirledik. X ekseni üzerindeki her noktadan ya da Y yük ekseni üzerindeki her noktadan her yöne doğru dik çizgiler çizelim. Olası her yöne doğru, dik olmak kaydıyla. Aynı işi X ekseni ve aynı işi Z ekseni için yapalım. Böylece bütün uzayımızı paralel, dikey, yatay çizgilerle doldurmuş olduk. Her noktada bu çizgilerden 3 tanesi kesişecek. Ve bütün uzayı bir A ile doldurduk. Herhangi bir cismimiz bu A'nın üzerinde herhangi bir yerdeyken o A üzerindeki hangi noktada olduğunu belirleyebiliriz. O noktanın hangi çizgilerin kesişimiyle oluştuğunu da belirleyebileceğimiz için artık parçacığımızın konumunu tam olarak belirleyebiliriz. Bu A oluşturduktan sonra. Şunu varsaydık, zamanı ölçebildiğimizi düşündük. Burada bir parçacığım şuraya geldiğinde şu anda şu konuma geldi dedik mesela. Bunu da şöyle hayal edebiliriz. Bu her noktada, tabi bunu gerçekte yapmıyoruz, bu gerçekte var olan bir şey değil, biz sadece matematiksel olarak tanımlıyoruz. Her noktada bir tane saatimiz olsun. Sonsuz tane noktamız var, dolayısıyla sonsuz tane saatimiz var. Bu saatlerin tabii hepsinin belli bir anda aynı zamanı göstermesi, senkronize olması önemli. Senkronize olan saatlerimiz var. Böylece şurada belli bir kütlemizi gördüğümüz zaman onun hangi zamanda ve hangi konumda olduğunu, o konumun bileşenlerini hepsini o anda belirleyebiliriz. Bu yapıya, bu eksenler, bu saatlerden oluşan yapıya referans sistemi adını veriyoruz. Aslında şimdiye kadar bunu hep açıkça belirtmeden referans sistemlerini hep kullandık. İşte zaman için belli bir t-eşittir 0 anı seçtik. Eksenlerimiz için belli bir merkez seçtik, belli eksenlerimizi seçtik. Bunu bu matematiksel aracı adını söylemeden hep kullandık. Ve şimdiye kadar yine açıkça söylememiş olduğumuz bir başka şey de referans noktasını seçerken referans noktasını hep durağan kabul ettik. Yani bunun hızından bahsetmedik. Şimdi durağan demek hızının sıfır olması demek. Şimdi problem neye göre durağan? Nerede duruyor? Tabii dünya üzerinde yaptığımız zaman genelde hep kastettiğimiz dünyanın yüzeyinde duran bir şey ama sonuçta fizik yasalarını geliştirmeye istediğimiz zaman biz evrenin herhangi bir yerinde geliştirmek istiyoruz. Herhangi bir yerinde geçerli olan yasalar bulmak, kurallar elde etmek istiyoruz. O zaman tabii bu sorunun herhangi bir yerde bir cevabı yok. İlla da herhangi bir şeye göre durağan olması gerekmiyor. Herhangi bir şeyin üzerine sabitleyebiliriz. Dünyanın üzerine sabit bir referans sistemi seçebiliriz. Ya da misal bir arabanın içerisinde dünyaya göre hareket ediyorsanız, arabanın içerisinde sizin üzerinize sabit bir referans sistemi de seçebiliriz. Bunların herhangi biri diğerinden daha iyi ya da daha kötü değildir. Sadece işlemlerinizi belki zorlaştırır, kolaylaştırır ama istediğiniz herhangi bir referans sistemini kullanabilirsiniz. Doğayı tasvir etmek, doğayla ilgili öngörülerde bulunmak için. Tabii daha önce seçtiğiniz referans noktasını şurası ya da burası aldığımız zaman ne değişecekti? Konum biraz değişecekti. Tek boyutlu harekette buna daha detaylı olarak bakmıştık. Şimdi de ona aynı şeyleri tekrar edelim. Bir referans sistemi düşünelim. Bir referans noktası seçiyoruz.
bu referans noktasından geçen eksenler belirlememiz lazım. Yine kolaylık olsun diye sadece iki tane eksen gösterelim, iki boyutta gösterelim. X eksenimiz, Y eksenimiz. Bu mesela sizin üzerinize sabitlenmiş bir referans sistemi olabilir. Farz edelim ki bir yol kenarında bekliyorsunuz, duruyorsunuz. Sizin üzerinize sabitlenmiş bir referans sistemi. Bir araba, önünüzden geçen bir arabanın içerisinde bir arkadaşınız var. Onun üzerinde sabitlenmiş bir başka referans sistemi de seçebiliriz. Arkadaşınız muhtemelen kendi üzerinde sabitlenmiş referans sistemini tercih edecektir. Buna da O üssü referans sistemi diyelim. Merkez noktasına O üssüyü de gösterelim. Referans sistemin adını da seçtiğimiz o merkez nokta olarak kullanalım. Yine X üssü eksenini seçecek, Y üssü eksenini seçecek. X ekseni ile X üssü ekseni illa paralel olmak zorunda da değil. Ama kolaylık olsun diye paralelmiş gibi gösterelim burada. Şimdi bakalım. Herhangi bir olaya bakıyoruz. Şimdi olay dediğimiz şey belli bir anda, belli bir zamanda, belli bir an ve belli bir zamandır. Yani bunları ölçtüğünüz zaman fizikte biz buna bir olay diyeceğiz. Belli bir olayımız var. Bunun bir konumu var. Şimdi arabada giden arkadaşınız onun konumunu belirlerken ne yapacak? İşte şu yön, belli bir anda bakıyoruz tabii. Bu yönde şu kadar mesafede diyecek. O bir vektör belirtecek. O vektöre de R üssü vektörüyle belirtelim. Siz kaldırımda duruyorsunuz. Siz aynı olaya baktığınız zaman, aynı anda onu bir başka vektörle göstereceksiniz. Sizin için o farklı görünecek. Buna da R vektörü diyelim. R vektörü de O noktasından bu olayınızın olduğu noktaya çizdiğiniz bir vektör olacak. Büyük R vektörüyle de arkadaşınızın arabadaki referans sistemindekinin size göre ya da sizin referans sistemine olan konumunu gösterelim. Yani büyük R vektörü O noktasından O üssü noktasına çizdiğiniz konum vektörüdür. O üssü noktasının O'ya göre konumudur. Şimdi vektörleri toplamayı gördük. Buraya dikkat ederseniz büyük R vektörünün ucuna küçük R üssü vektörünü eklediğimiz zaman küçük R vektörünü buluyoruz. Ya da vektörel toplam olarak düşünecek olursak R ve küçük R vektörü büyük R vektörüyle küçük R üssü vektörlerinin toplamı olarak her zaman yazabiliriz. Şimdi bu her an geçerli olacak. Şimdi arkadaşınız hareket ediyorsa şayet büyük R vektörü değişecek, R üssü küçük R üssü vektörü değişecek. Olayımız hareket ediyorsa yine küçük R üssü vektörü değişecek, büyük küçük R vektörü değişecek. Ama herhangi bir anda bu bağıntının mutlaka sağlanması lazım. Eğer bu bağıntı sağlanıyorsa her anda bu vektörlerin değişimleri de değişimlerdeki toplam da birbirine eşit olması lazım. Bir başka deyişle R vektöründeki değişim, küçük R vektöründeki değişim, büyük R vektöründeki değişim artı küçük R üssü vektöründeki değişime her zaman için eşit olması lazım. Eğer seçtiğiniz bu iki referans sistemi birbirlerine göre hareket etmiyorsa, bir başka deyişle büyük R vektörü sabitse, o zaman R vektöründeki değişimle R üssü vektöründeki değişim aynı olacak ama referans sistemini seçerken illa da birbirlerine göre hareket etmeyen referans sistemleri seçmek gibi bir mecburiyetimiz yok. Birbirlerine göre hareket eden iki farklı referans sistemi de seçebiliriz. Eğer bu değişim, şimdi referans sistemimiz olduğu için artık zamanları da ölçebiliriz. Olayları ölçebildiğimiz gibi zamanları ya da iki olay arasındaki zaman farkını ölçebiliriz. Bu değişim delta t zamanında oluyorsa, bu iki tarafı da eşitliğin iki tarafını da delta t'ye böldüğümüz zaman bulduğumuz şey ise hızlardır. Dolayısıyla o referans sistemine göre hızını küçük v ile gösterirsek, o referans sistemine göre nesnemizin hızı, o üstü referans sistemine göre nesnemizin hızı v prime vektörüyle gösterelim. Artı bu iki referans sisteminin birbirlerine göre hızı olarak her zaman için yazabiliriz. Şimdi daha önce bir nesnemizin konumunu belirtirken mutlaka seçtiğimiz referans noktasını belirtmemiz gerektiğini söylemiştik. Buradan da görüyoruz ki sadece konumlar için geçerli değil bu. Hızlar için de geçerli. Hızları belirtiyorsak
mutlaka hangi referans sistemini kullandığımızı belirtmemiz lazım. Referans sistemini belirtmeden belirteceğimiz herhangi bir hızın herhangi bir anlamı olmayacaktır. Yine bu hız bağıntısı da her an sağlanması lazım. Hızlar değişiyorsa bile herhangi bir andaki küçük v hızı o andaki büyük v hızı artı o andaki küçük v üssü hızına eşit olması lazım. Dolayısıyla küçük v hızındaki değişim de büyük v hızındaki değişim artı küçük v üssü hızındaki değişime eşit olması lazım. Yine bu değişim de belli bir delta t süresinde gerçekleşiyorsa bu zaman da iki farklı referans sistemindeki ölçtüğümüz ivmeler A ivmesi ve A üssü ivmesi arasında da burada gördüğünüz bağıntı mutlaka olması lazım. Eğer seçtiğiniz bu iki referans sistemi birbirlerine göre ivmeli hareket yapıyorsa, mesela siz duruyorsunuz, arkadaşınızın referans sistemi arabada sabitlenmiş, araba sürücü belli bir anda gaza bastı, size göre ivmeli bir hareket yapıyor. Dolayısıyla büyük A hızı farklı olacak, sıfırdan farklı olacak. Bu da bize diyor ki iki farklı gözlemci belli bir nesnenin ivmesini ölçerlerken farklı ivmeler ölçecekler. Bu o nesnenin hareketini birisinin yanlış o hareketini tasvir ederken birisinin yanlış bir tasvir kullandığı anlamına gelmiyor. Sadece ikisi farklı referans sistemi kullandığı için gördükleri şeyler farklı olacak matematiksel olarak. Ama onları yorumlarken zaten referans sistemi hangi referans sistemini kullanarak o sonuçları elde ettiğimizi de göz önünde mutlaka bulundurmamız lazım.